Şimdi arkadaşımla biz okuldan çıkmıştık. Tramvay durağına gitmiştik. Yanımda da Mehmet vardı. İşte arkadan kurşun sıktılar. Yani maganda kurşunu bilinmiyor. Bina tarafından sıktılar. İşte yanımda da Mehmet vardı. Hastaneye gitmelisin dedi. Sonra tramvay durağından çıktım. Sokağın başına geldim işte. Caddeye indim. Elimi kaldırdım. Elimi kaldırınca da 10-15 tane araba geçti işte. Hiçbiri durmadı. Sonra polis memuru geldi arkadan arabayla. Trafik polisi. Ona söyledim. Olayı izah ettim. O da hemen Dünya Hastanesi'ne götürdü. Ondan sonra orada doktor bakamadığı için, doktor olmadığı için tekrar fakülteye yönlendirdiler. Ambulans oraya gittim. Sonra bir gün beni hastanede beklettiler. Daha sonra da ameliyat yaptılar. 12 yaşında bir tane çocukmuş. Öyle diyorlar. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yani bir kurşunla, yani o kurşun biraz daha ileri gitseydi şu an burada olamayacaktım. Bu olay hakkında aileyle görüşmesini istiyorum. Yani şu an o çocuk eli kolu sallaya sallaya sokakta geziyor. Bugün bana yaptıysa yarın da elbette bir gün başkasının yapar bu olayı. Zekeriya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 gün beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde, yarı yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ameliyattan sonra evimize çıkarttık enfeksiyon kapmasın diye. Ve şu anda çocuğum istirahat halinde, dikişlerine dün akşam yine beyin cerrahi servisine gittik, dikişlerini aldırdık. Şu anda istirahat ediyor Zekeriya. Emniyetten polis teşkilatı arkadaşlar beni aradılar. Olayda yakalandığını söylediler. Çocuk 12 yaşında bir çocuğun olduğunu beyan ettiler. Olaydan bilgilerimiz bu kadar. Serbest bırakmışlar. Ama insan hayatı bu kadar ucuz değil. Benim çocuğum 3 gün Erciyes Üniversitesi'nde canıyla mücadele ederken ve o çocuğun ailesi sorumsuz insanlar bir zahmette bulunup çocuğuma geçmiş olsuna dahi gelmediler ve arayıp sormadılar. Ben de bu olayların takipçisiyim. Gerekli cezalarının almasını istiyorum ailece. Yaklaş. Tamam var. Atabilir miyiz de köyde? Tamam.